بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي صلى الله عليه وسلم مدينة çıktı. Müslümanlar az gene yürüyüşleri bilan Mekke tarafına karar katta bir kabile geldi onlara. Bu Banu Süleym kabilesi. Ular İslam'ı kabul kılıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman keltirgani, mana şu imanlarına haberini bergani kelishayotgan kishilar edilar. Ular 1000 kishi edi ve 1000 kishi hammalari otdi ustida. 1000 ta otliq kishi. Hammalari qurollangan. Payg'ambarimiz bilan Makka'dan, Madinadan chiqqan 7500 jangchining ichida 1000 ta otliq kishi yo'q edi. Bular esa 1000 kishi hammalari otlarni ustida. Banu Süleym geldi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam'ını ilan kıldı. Resulullah güde bir kursandı bu olduğundan. Hatta kuvandı. Banu Süleym'den Avarrah götürgen, Gatafan kabilesinin seyyidi, Uyeyne İbni Hüsin, alamda kaldı. Çünkü o yalnız özü giyemedi. Peki bir neçen nefer kişilerden giyemedi, Banu Süleym ise koşumla girdi. Şarap, Banu Süleym'i keti kaldı. Uyeyne, bundan azar çekip onlarını maskara kılıçta başladı. Ha bunlar kim boptu? Ha bunlar da hiç kendi faydası yemeydi. Ha bunlar can kılıçta bulmuydu. Banu Süleym'in seyyidi bunu eşittirip Uyeyne'ye eğer hala söyler dedi. Sılarla can kılıçta. Yani Uyeyne İslam'da kabul kıldı. Uyeyne İslam'da kabul kıldı. Lekin hala İslam kalplarda müstahkem uğraşma geldi. Hala kalplarda kesel var. Eğer kere olsa uçup koyamaz geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nasadan haber takıp onlarını bu işten mankalda ulaşıp yüksekleşti. Az gene maktutup yine bir taife, yani bir kabile gelip iman getirdi. Yine saldırıp yine bir tekali kabile gelip Müslümanlara koşuldu. Şunca kılıp Müslümanlarını Mekke'ye kadar çıkan koşunun adadı 10.000 kişi geyirdi. Bizler, Handa gazatıda Kureyş 10.000 bana şu Arap kabilelerini küfür bayrağı bastıcanlar Madine-i Münevvere'ye başlar borgana. Şimdi oradan 3 yıl ötüp, bana şu 10.000 kişilik koşun, şimdi İslam bayrağı aslında Mekke'ye harap geliyor. Subhane muayyirul ahval. Uyeyne İbni Hüsin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı gelip huzur açtı başlar. Ya Resulallah, biz bunu ne kaptık? Sizde cenge ketiyken izdi bürgenimizde, bizden koşunmadan gelerdik. Biz keçiral haber tarafı kaptık. Peygamberimiz diyor ki, bir huzur açtı. Peygamberimiz onu tınçlandırdı. Lekin bari bir Uyeyne, şerefsiz koyanı giden naraziye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşunu 5 yıl oldu. Ve Müslüman laşkarını aldı ki 200 atlık kişiye Halid ibn-i Valid'ini başlık kıldı da koşunu aldı da bana şu 200 kişinin yürüyüşünü buyurdu. Peygamberimiz ortada gelirken bana şu 200 kişiye kaç zamanki yürüyüş gereğini arkadan durup buyurup durdu. Çünkü etkenimiz Peygamberimiz Mekke'ne kastigenliğini fakat yine az yine adetlik, az yine sahabalar bulardı. Ekser Müslümanlar kayakta keçişini bilmezdi. Peygamberimiz Havaz'ın kabilesi tarafına kadar yürüyüşlerini buyurdu. Şimdi Müslümanlar Resulullah Havaz'ın yürümek için degen kulası gibi barıştı. Koşun Taif şehri geçtiğinde Peygamberimiz aldıdan bir haber alıp gelişmek için ayvalçılarını yubardı. Bu ayvakçılar borup, hakikaten Havaz'ın kabilesi, Müslümanlarla hücum kılıçdığı için tayargeli körekkenliğini bilip gelişti. Havaz'ın kabilesi hem Müslümanlardan haber alışı için bir adamı casus kılıbı varışken idi. O casus Halid-i Mivalid'e tokunaş gibi kaldı. Halid-i Mivalid 200'ü atla kişi bile. Onu asıl kılıp tutu varıştı. Şimdi Havaz'ın kabilesini, casusunu Asir kılıp Halid Sorak'a tutuyordu. Kaç kabileden sen? Asir Gıfa kabilesi. Özde aslı Havaz'ından. Halid Nivali Gıfa'nı kaysa uğrudan sen? Halid radıyallahu anh'ın Gıfa kabilesini yakışı tanırdı. Hem uğrularını hem de caylarını. Aygakçı şinesi diyemeye kaldı. Gıfa'nı kaysa yeriden sen? Casus sıkıntı kıladı. Şunda Halid radıyallahu anh'ın kılıçını sığırdı da yalan yapardın dedi. Eğer rastın etmesin, fazla çok da şeyden.
Şundan keyin aytdi, qayerdansan dedi, Xavosindanman dedi. Josusligini Xolidga bildirdi. Payg'ambarimiz oldiga olib kelishdi. Payg'ambarimiz ham so'roq qildi. Xavosin nima qilmoqchi? Sizlarga qarshi qo'shin to'playapti. Payg'ambarimiz tafsilotlarni so'radida, so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni bog'lab qo'yishni buyurdi. Musulmonlar Xavosindan josus ushlandi, so'roqqa tutildi, so'ngra yana bog'lab qo'yildi. Demek, aniq Xavosinga qarshi boramiz ekan degan xulosaga bordi. Ko'ringlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu xabarni mahvi bo'lishi uchun hamma sabablarni qilyapti. Haram hududida payg'ambarimiz qon to'kilishini xohlamayapti. Shuning uchun Makkaga jangi jadalsiz kirib, Makkani egallamoqchi bo'ldi. Quraysh bilan jang qilishni payg'ambarimiz xohlamagan. Makkaga, ya'ni qo'shin Xavozin yerlariga yaqinlashishi bilan payg'ambarimiz odamlarni Makka-i Mukarrama tarafga burilishga buyurdi. Odamlar yana hayron bo'lishdi. Makkaga yaqin kelganida payg'ambarimiz qo'shinni 5 ga bo'ldi. Ya'ni hammasal jaysh jangga kirishligidan oldin u davrlarda odatiga ko'ra qo'shinni 5 ga bo'lishardi. Payg'ambarimiz jangga tayyorlanib, agar qo'qqis jang bo'ladigan bo'lsa-da, payg'ambarimiz qo'shinni 5 ga bo'ldi. Hamda o'zi bilan birga kelgan qabilalarni mana shu 5 qismni bittasiga joylab qo'ydi har birta qabila. Ya'ni bir qism qo'shinni 5 dan bir qismida bitta qabila to'laligicha turdi. Ikkinchi qismda bitta qabila to'laligicha turdi. Chunki jang bo'lsa, har birta qabila bitta qanotda jang qilsa, shu qabilaning kishisi qochib ketgani or qiladi. Chunki qabilasini tashlab chiqib ketdi, jang maydonini tashlab ketdi. Qabilasiga or nomus bo'lmasligi uchun mahkam turib jang qiladi deb payg'ambarimiz ana shu qo'shinga har bir qanotiga butun boshli bittadan qabilalarni joylashdi. Musulmon qo'shinining avvaliga 1000 otliq Banu Sulaym qabilasi qo'yildi, ularga amir qilib Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'yildi. Qo'shinning qolgan qismiga Zubayr ibn al-Avvom, Abu Bayda Umr ibn al-Jarroh hamda Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu boshliq bo'ldi. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu ansorlarning boshlig'i bo'ldi. Qolgan 4 amir boshqa qo'shinlar qismlariga amir bo'ldi. Makkaga 4 mil masofa qoldi. Kun kechikib qoldi. Makkaliklar umuman bundan bexabar. Quraysh umuman hammasidan g'ofil, hech narsadan xabari yo'q. Kun kechikib qolganida payg'ambarimiz qo'shinni mana shu joyga to'xtashga buyurdi. Qo'shin 4 mil masofaga kelib to'xtadi. Shu payt, shu kechki payt Makkadan bir kishi Madinai Munavvariga qarab hijrat qilib chiqib kelayotgan edi. U chiqib kelayotgan kishi Madinadan kelgan qo'shindan xabari yo'q edi. U Abbos ibn Abdul Muttolib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amakisi. Hijratni niyat qilib, ozgina chiqib, ya'ni Makkadan chiqib ozgina yurishi bilan musulmonlarning qo'shiniga duch keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kirib, kalimani e'lon qildi. Rasululloh uning islomidan qattiq xursand bo'ldi. Oxirgi bo'lib hijrat qilgan kishi bu Abbos ibn Abdul Muttolib. Keyin Makka fath bo'ldi. Payg'ambarimiz aytadilar, la hijrata ba'dal fath. Fathdan keyin, Makka fathidan keyin hijrat bo'lmaydi dedi Madinaga. Alloh taolo Abbos ibn Abdul Muttolibni oxirgi muhojir degan nom bilan musharraf qildi, aziz qildi. Shu sharaf Abbos ibn Abdul Muttolibga tegdi. Abbos roziyallohu anhu bu katta qo'shinni ko'rib o'ylandi. Agar Quraysh bexabar bundan. Payg'ambarimiz bu qo'shini bilan Makkaga jang bilan kirsa, kuchi bilan keladigan bo'lsa, Qurayshni halok bo'lishi aniq edi. Quraysh qabilasining adadi katta emas edi. To'g'ri, ular arablarning eng oliy sayyid qabilalaridan edi, lekin adadi oz edi. Shuning uchun Quraysh jangsiz taslim bo'lsa yaxshi bo'lardi degan xayolga bordida birorta odamni Makkaga jo'natmoqchi bo'ldi. Ya'ni Abu Sufyonga taslim bo'l, mag'lub bo'lasan, jang qilma degan ma'noda xabar yuborish uchun Makkaga odam yuborishni xohladi. Kechkirgan paytda aytdik. Shu vaqtda Makkada Quraysh qabilasidan to'planib turgan edi. 4 mil masofada musulmon qo'shini turibdi, bular xabari yo'q. Ular Abu Sufyon deydi. Muhammad bizga qo'shin bilan kelishidan xavotirimiz bor. Haqiqatan bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki
doimi suratda Madinadan odamlar ketib turardi. Madinada bo'layotgan ishlardan xabardor bo'lib turishardi. Endi payg'ambarimiz Madinadan hech kimni chiqarmay qo'yganligi uchun ancha muddat ularga Madinadan xabar kelmay qolgan edi. Bundan xavotirga tushdi. Seni Abu Sufyon Madinaga bor. Muhammad bilan uchrash. Agar uni oldida katta qo'shini bor bo'lsa, Makkani topshiringa. Yo agar qo'shini ozroq bo'lsa, qaytib kel, unga qarshi jang qilamiz. Endi shu vazifa bilan Abu Sufyon endi Madinaga borib kelishi kerak. Makkadan Hakim ibn Hizom bilan birga chiqdi. Yana bir marta Madinaga borib kelishni xolamadida Makkadan chiqib sekin yurib bordi. Shoyat birorta bir odam Madinadan kelib qolsa, shundan bir ma'lumot xabarda olsa-yu qaytsa. Sekinlik bilan chiqib ketayotdi. To'satdan ro'parasida juda ko'p, juda bir katta azobdagi yoqilgan gulxanlarni ko'rdi. Gulxanning ko'pligidan qo'shinni qanchaligini bilib olish qiyin emas edi. 10 ming qo'shini. Abu Sufyon o'zini sherigi Hakim ibn Hizomga, "Bular kimlar? Bu qanaqa qo'shin? Bu qo'shinga qarshi hech kimning toqati yetmaydi qarshi turgani." Ular ikkalasi gaplashib turganda Xuzo qabilasining sayyidlaridan Budayl ibn Warqo Rasulullohni Madinadan kelishligini bilar edi. Chunki Qurayshni qilgan xiyonatiga payg'ambarimiz javob bermay qo'ymas edi, buni bilar edi. Musulmonlar keldimikin degan maqsadda Makka'dan tashqariga chiqqan edi. Bu kalasini uchrashib qoldi. Abu Sufyon bilan Hakim ibn Hizom Madinadan xabar bo'larmikin deb chiqdi. Budayl ibn Warqo musulmonlar keldimikin deb chiqdi. Abbos ibn Abdulmuttolib birorta odam Makka'dan chiqib qolarmikin deb chiqdi. Uchta odam, ya'ni uch xil holatda, uch xil niyatda chiqdi. Budayni ko'rib Abu Sufyon, "Ey Budayl" dedi. "Bular kimlar?" dedi. Budayl ibn Warqo o'zini bilmaslikka solib, "Bilmadim" dedi. Abu Sufyonni chalg'itish maqsadida, "Bular Xuzo'mikin?" dedi. Ya'ni meni qabilam sizlar qilgan xiyonatlardan shijoatlanib sizlarga qarshi qo'shimdan keldimikin deb uni chalg'itmoqchi bo'ldi. Abu Sufyon hushyor kishi edi. Un bilan bu xili o'tmadi. "Ey Budayl" dedi. "Bu Xuzo emas" dedi. "Xuzoni adabi bunchalik emas" dedi. "Hum aqallu va azal" dedi. "Ular bundan pastroqdir, bunchalik qo'shini yo'q ular" dedi. Budayl, "Unda bular Xavozin qabilasinikin" dedi. Abu Sufyon, "Xavozin ham emas" dedi. Bular gaplashib turganda Makka'dan odam chiqib qolishini istab kim keldi? Abbos keldi. Abu Sufyonning ovozini eshitdi, "Ey Abu Sufyon" dedi. Abu Sufyon tanisida, "Ey Abu Fazl" dedi. "Nima xabar bilan kelding? Onavi kimlar? Kimni qo'shini?" dedi. Abbos roziyallohu anhu, "Bu Rasulullohning qo'shini. Sizlar bilan jang qilgani payg'ambarimiz butun arablarni boshlab keldi" dedi. Taslim bo'l. Agar Rasululloh Makkaga quvvat bilan kelsa, Quraysh aniq halok bo'ladi. Abu Sufyon, "Nimani maslahat berasan?" "Men bilan yur" dedi. "Rasulullohga oldiga borasan, Makkani topshirasan." Abu Sufyon aytdi, "Meni o'zi asli boshim talab qilingan. Ya'ni tutib olishsa meni qatl qilishi aniq. Yana bular qo'shin bilan ketdi. Qanday qilib boraman ular oldiga?" Haqiqatan sulhni bular buzganidan keyin o'rtadagi ittifoq nihoyasiga yetdi. Endi Abu Sufyon Qurayshdan kim bo'lishdan qat'iy nazar musulmon bo'lsa bo'lsa, ularga omonlik yo'q edi. "Abbos, men seni himoyamga olaman" dedi. "Yur men bilan" dedi. Abbos roziyallohu anhu musulmonlarni oldan chiqayotganda payg'ambarimiz otini minib chiqqan. Otini orqasiga Abu Sufyonni chiqarishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chodiriga qarab kirib bordi. Musulmon muaskarlarining soqchilari Abbosni ko'rishsa, "Ha, Rasulullohning amakisi Rasulullohning otini minib kelyaptilar, o'tkizib yuboringlar" dedi. Endi Abu Sufyon bilan kelayotganda bu soqchilarning boshlig'i bo'lgan Umar ibn Xattob ko'rib qoldi. Hamda kufrni boshi Abu Sufyonmi? "Hech qanday ahd kelishuvsiz seni Alloh taslim qildi" dedi-da qilich ko'tarib kelib qoldi. Abbos aytdi, "Ey Umar, u meni himoyamda" dedi. Umar esa, "Bu kufr boshlig'i uchun hech qanday himoya bo'lishi mumkin emas" dedi. "Ey Umar, u meni himoyamda" dedi. "O'ldiray desa,
Abbas himoyasiga olib turibdi. Nima qiladi? Rasulullohning chodiriga qarab yurdim. Chunki tezroq borib Rasulullohdan, ya Rasululloh, Abu Sufyonni hech qanday shartsiz ushlab oldi. Qatl qilishga ruxsat berasizmi desa, xo'p deb olsa qatl qiladi. Abu Sufyonni qoldirdida payg'ambarimizning chodiriga qarab yurib ketdi qilichini. Abbos ham buni tushundida, endi bu ot bilan chopdi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim birinchi yetib boradi? Birinchi bo'lib Umar kirdi. Umar kirdi. Kirdida, ya Rasululloh. Kufr boshlig'i Abu Sufyonni hech qanday ahdsiz kelishuvsiz Alloh taslim qildi dedi. Ruxsat bering qatl qilaman dedi. Shu vaqtda Abbos roziyallohu anhu kirdida, ya Rasululloh, qad ajabtuhu. Uni himoyamga oldim. Payg'ambarimiz Umarga uni tinch qo'ydi. Yana Abu Sufyon birodarlar, Makkaning zaimi, Makkaning kattasi Abu Sufyon xor bo'lib, yolg'iz o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida turibdi. Eslanglar, Xandaqda 10 ming qo'shin Abu Sufyon yig'ib kelgan edi. Musulmonlar bor yo'q 300 ta, o'rtalarida bor yo'q Xandaq ularni to'sib turgan edi. Mana vaqtlar o'tdi. Holat o'zgardi. Payg'ambarimiz aytgandek, endi biz hujumga o'tamiz, bizga ular hujumga o'tmaydi degan edi Xandaq g'azovatdan keyin. Mana endi Abu Sufyon tiz cho'kib yolg'iz o'tiribdi. Payg'ambarimiz bitta ishorasi bilan qatl bo'ladi. Ko'ring, mana shuncha dushmanlikni qilgan, 13 yil Makkada, 8 yil bu yoqda, 21 yillik dushmanlik qilgan payg'ambarimizning eng ashaddiy dushmani o'tiribdi. Nabaviy axloqiga sig'ib bo'lgan zot qanday muomala qildi? Bir og'iz so'kmadi. Bir og'iz malomat qilmadi. Bir og'iz so'z bilan xorlamadi. Avf qildi. Avf qildi. Bu mag'lub bo'lganda mag'lubiyatga sabr qilish osonroq. G'olib bo'lganda g'alabaga sabr qilishlikdan ko'ra. Payg'ambarimiz endi g'olib edi. Abu Sufyon payg'ambarimiz oldiga o'tirganida, "Ey Abu Sufyon, Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berish vaqti kelmadimi sen uchun?" Abu Sufyon, "Vallohi, ey Muhammad, naqadar rahimlisan, naqadar shafqatlisan. Agar Allohdan boshqa ilohlar bor bo'lganida bizni bunday xor holatga qo'yib qo'ymas edi. Ya'ni biz sig'ingan ilohlar haqiqiy iloh bo'lganida biz mag'lub bo'lib xor bo'lmas edik." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ey Abu Sufyon, men Allohning rasuli ekanimga guvohlik berish vaqti kelmadimi sen uchun?" Abu Sufyon, "Bu narsa xususida esa hali qalbimda bir narsa bordi. Ya'ni o'zimda shubham bor" dedi. Shunda Abbos roziyallohu anhu jirki dedi Abu Sufyon. "Ey Abu Sufyon, taslim bo'l. Agar taslim bo'lmasang, Makkaga payg'ambarimiz kuch bilan kelsa, Qurayshning nihoyasi xorligi shu bo'ladi" dedi. "Islom ishi zohir bo'ldi. Islom yuksaldi. Hanuzgacha shubhadamisan?" Shundan keyin Abu Sufyon, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh" deb shahodat kalimasini aytdi. Lekin tili bilan aytdi. Hali nima ish qilishligini ko'ramiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Abu Sufyon, sizni oldingizda tunasin" dedi Abbosga. "Tong otganda meni oldimga olib keling" dedi. Abu Sufyon payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shu yerda so'radi. "Ya Rasululloh, Makkaga omonlik berasizmi?" dedi. Oraga Abbos qo'shildi, "Ya Rasululloh, bu Abu Sufyon sharafni, faxrni yaxshi ko'radigan kishi. Unga u faxrlanib yuradigan biror narsa bering" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin." Kim Abu Sufyonning hovlisiga kirsa, bas u kishi omonda dedi. Abu Sufyon, "Rasululloh, meni uyimga qancha odam sig'ar edi" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Man dakhala al-masjid fa huwa amin." Kim masjidga kirsa, u omonda dedi. "Ya Rasululloh, u ham oz" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Kim o'zini uyiga kirib, ichkaridan eshigini bekitib olsa, u omonda" dedi. "Mana endi yetadi" dedi. Shu bilan oldidan chiqib ketdi. Endi musulmon qo'shini Makkaga kirganda kim ko'chada turgan bo'lsa, unga omonlik yo'q. Omonlik yo Abu Sufyonning hovlisida, yo masjidda, yoki o'zining uyida. Tong otdi, Abu Sufyon Qurayshga xabar berishligi uchun Rasulullohning va'dasini shoshilib chiqib ketdi. U kechki bilan payg'ambarimiz Abbosni chaqirdida bir narsani buyurdi. Abu Sufyon orqasidan Abbos chiqib bordi. Makkaga olib boradigan yo'l ikkita tog'ning orasidan o'tar edi.
Makka'ga boradigan yo'q, ikkita tog'ning orasidan o'tardi. Bir tor joyi bor. Ana shu joyga borganda Abu Sufyonni to'xtatib turing deb payg'ambarimiz buyurgan edi. Abu Sufyon orqasidan Abbos yetib, ana shu joyga yetib oldi. Shunda qif ya Abu Sufyon dedi. Ey Abu Sufyon, to'xtadi. Deganda Abu Sufyon qo'rqib ketib, "Ahodiron ya Bani Hashim, xiyonat qilasizlar, ey Bani Hashim" dedi. Ya'ni qo'rqib ketdi. Bir og'iz qif to'xta degan so'z shunda yuragini qo'rqitib tashladi. Abbos aytdi, "Yo'q. To'xta, senga gapim bor dedi. Ey Alloh, meni qo'rqitib yubording. Shuni o'rniga Abu Sufyon to'xta, senda hojatim bor desa, bo'lmasmidi?" Abbos, "Seni bunchalik qo'rqib ketadi deb o'ylamagandim" dedi. "Nima gap dedi? Bilmayman. Rasululloh seni shu yerda to'xtatib turishini buyurdi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyon Makkaga borib, fikri o'zgarib, jangga tayyorgarlik ko'rmasligi uchun, fikri o'zgarib qolmasligi uchun musulmon qo'shinini unga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Ana shu yo'l tor bo'ladigan joyda Abu Sufyon bilan Abbos turdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shinini saf tortib uni oldidan o'tishlikka buyurdi. Birinchi bo'lib Abu Sufyonning oldidan saf tortib 1000 ta kishi, 1000 ta otliq Banu Sulaym qabilasi o'tdi. Payg'ambarimiz buyurgan edi, har bitta qabila Abu Sufyonning oldiga o'tayotganda 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir aytishlikka buyurgan edi. Birinchi bo'lib Banu Sulaym o'tdi. "Ey Abbos, bular kimlar?" deb so'radi. Abbos bilan Abu Sufyon turibdi, ular o'tyapti. "Bular Banu Sulaym" dedi. Abu Sufyon, "Meni Banu Sulaym bilan mushkilam yo'q, nimaga keldi bular?" Ozgina o'tgandan keyin boshqa qabila ular ham takbir aytishdi. "Bular kimlar?" "Bular falonchilar. Bular falonchilar. Xuzo, Banu Sulaym, bir chekadan qabilalardan." So'ngra uni oldini o'tgan qo'shinning oxirgi qismi Muhojir va Ansorlar katibasi edi. Ular jang liboslarini kiygan, yaxshi qurollangan, ko'zlaridan boshqa joylari ko'rinmas edi. Ular bu qo'shin orasidagi eng qattiq jang qiladigan katibaligi ma'lum edi. Ularni Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi boshlab bordi. Yurtidan quvilgan muhojirlar endi muzaffar, g'olib bo'lib o'zlarining yurtlariga 8 yildagina qaytib kelishyapti. Bu katibani saf tortib yurishi, tartibi, tayyorgarligi hech qaysi boshqa qabilada topilmas edi. Abu Sufyon ularni ko'rib, "Bular kimlar?" dedi. "Bularga qarshi turgan hech kimning kuchi yetmaydi. Kim bular?" dedi. Abbos, "Ularni tanimadingmi?" dedi. "Bular Rasululloh, Muhojir va Ansorlar" dedi. Shundan keyin payg'ambarimiz Abu Sufyonni qo'yib yuborishga buyurdi. Endi Abu Sufyonning fikri o'zgarmaydi, chunki qo'shinni nima qildi? Ko'rdi. Abu Sufyon Makkaga kirishi bilan Quraysh sayyidlari yugurib kelishdi. "Nima gap? Nima gap? Nima xabar olib keldik?" Abu Sufyon ularga Makkaga Rasululloh katta qo'shin bilan kelayotganligini xabar berdi. Qurayshning kuchi yetmasligini bildirdi. "Taslim bo'linglar." Uni gapini eshitib turgan uni ayoli Hind bint Utba g'azablandi. Qanday qilib uni otasini, Hindning otasini, amakisini, inisini o'ldirgan musulmonlarga qarshi jang qilinmaydi? Qanday Makka taslim bo'ladi? Erini gapidan norozi bo'lib, "Bu semizga itoat qilmanglar. Taslim bo'lmanglar, jang qilinglar" dedi. "O'ldiringlar buni" dedi erini. Abu Sufyon, "Bu ayol sizlarni oldab g'ururlantirib qo'ymasin. Bu ayol sizlarni g'ururlantirib qo'ymasin. Men uni qo'shinini ko'rdim. U bilan Banu Sulaym, Xuzo'a, falon qabilalar. Muhammad hamma qo'shinni jamlab, mana shu arab qabiladan jamlab keltdilar." "Ha" dedi. "Nima yo'l ko'rsatasan?" "Taslim bo'linglar." "Qanday qilib taslim bo'lamiz?" "Kim Abu Sufyonni hovlisiga kirsa, bas u omonda" dedi. Uni eshitgan qurayshlar "Qabbahakalloh" dedi. "Seni yunga qanchan odam sig'ariz" deb ustidan kulishdi. So'ngra "Man dakhalal masjid fahuva amin." "Kim masjidga kirsa omonda" dedi. "Bu ham oz" dedi ular. Uchinchisi aytdi, "Kim o'zining uyiga kirib eshigini ichkaridan berkitsa omon." Mana endi yetadirdi Quraysh tarqab ketdi uyiga. Hamma uyiga shoshildi, eshigini ichkaridan berkitdi. Makkaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shinini kirishini 4 tomondan bo'lishini xohladi. Qo'shin 4ga bo'lindi, Makkaning 4 tomonidan kirdi. Avvalgi 5ga bo'lishlik
Ceng bol kaladigen bolsa da Peygamberimiz 5 gün bölgeler. Şimdi ceng yok. Törele tamamen kereşlikle büyüyor. Halid ibn-i Velid, Zübeyir ibn-i Avam, Abu Ubayda radiyallahu anhular. Üçte kısımda başlığı oldu. Sa'd ibn-i Ubada, Ansarlarının seyyidi. Ansarlarının emiri. Ansarlarına başlığı oldu. Sa'd radiyallahu anhu, kirip gelirken, bayrağı düşer, emir. El-yevme, yevmul melhame. El-yevme, yuzillullahu Kureyşen dedi. Bugün dedi, yaralarga melham koyuladığın gün. Bugün kılıçtan ötkizemiz Kureyş'ini, alamımızı alamız. Bugün Allah Kureyş'ini hor kıladı dedi. Bu söz Peygamberimiz yetib borganda Peygamberimiz ettiler, vallahi yolg'on gapirdi. Vallahi yolg'on gapirdi. Al-yawma yu'izzullahu Kureyş'e. Peygamberimiz ettiler, al-yawma yawmul merhama, al-yawma yu'izzullahu Kureyş'e. Bugün merhamet ko'rsatiladigan kun. Bugün Allah Kureyş'ini aziz kıladı. Yani Kureyş'ini azizliği İslam'a kirişliği bilen. Bugün Allah Kureyş'ini İslam'a kirgizledi. Resulü'nün aziz kıladı. Mana şu gerdiği için Peygamberimiz Sa'd ibn-i Ubada'dan koludan bayrağını alıp koydu. Amirlikten çürüldü. Şimdi Ansarlar narazı bu konusunda geçiyor. Peygamberimizin hikmetini görün. Bayrağını Sa'd ibn-i Ubada'nın oğlu Kays ibn-i Sa'd'e verdi. Yani şeref Sa'd ibn-i Ubada'nın yüze kaldı. Oğlunu koru gözküsü. İnsanda tabiat iken bu adalar. Bir insan özüden başka hiç kimi ötüp geçişini halamaz aga. Fakat gene özünü farzlandı, özüden ötüp geçişini yakış görer. Peygamberimizi tutken siyasatını körün ki bayrağını aldı. Onu şu yapı için cezaladı. Lekin şeref doladı kulada kaldı. Kays ibn-i Sa'd ibn-i Ubada'nın kulu gibi. Bu Peygamberimiz bölgen 4 kısım koşun Hif degen cahide üçüleşlikke ittifak kaldı. Yani hemen Hif'te üçüleşlik edildi. Hif, Hint dağını yanıdı. Demek ki Peygamberimiz bana şöyle Hif'te üçüleşemiz dedi. Çünkü Kureyş aynı bana şöyle Hif degen cahide Peygamberimizin adavat kılıçlikke hiç kaçan İslam'a girmezlikke hiç kaçan Peygamberimiz bilen sulh tuzmazlikke Resulullah'ını öldürgünge kadar cenk kılıçlikke bana şöyle Hif'te ittifak kılıçlikke. Endi ularning mana shu ittifoqi aynan mana shu xifta bekor bo'lishini payg'ambarimiz xohlagan edi. So'ngra payg'ambarimiz hukm qildi. Hech kim o'ldirmanglar. Hech kim o'ldirmanglar. Faqat 10 ta kishi bor. Qayerda topsanglar ham. Garchi ular Ka'bani kislasiga osilib olgan bo'lsa ham, ana shu joyda bo'lsa ham qatl qilinglar dedi. Ulardan Ikrima ibn Abu Jahl. Uni va uning otasini islomga bo'lgan adovat qattiqligidan Hind bint Utba İslam'a bo'lgan adovatidan hamda Hamza roziyallohu anhuga qilgan muomalasidan. Bilasizlar, Uhud g'azovatida jigarini chiqarib chaynagan edi. Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh İslam'ni qabul qilgan edi bu. Vahiy kotibi bo'lgan edi. Keyin dindan qaytgan edi. Mana shuning uchun. Safvon ibn Umayyah ibn Halaf o'zini va otasini İslam'a bo'lgan dushmanligiga qattiqligi sababli. Muqoyis ibn Sabab Muqayis ibn Sabab. Uni ukasi Qays ibn Sabab musulmon bo'lgan edi. Uhud kunida mana bilasizlar savzo bo'lib, parokandalik bo'lib musulmonlar bir-birlarini o'zlari qatl qilgan edi, tushib tanishmasdan. Endi ukasi musulmonlar tomonidan xatoan qatl qilindi, Muqayis ibn Sabab Madinaga boradi, islomni isfor qiladi. Musulmon bo'lib ko'rinadi-da, musulmonlardan qatl qilgan kishini diyat berishini talab qiladi. Unga diyasi beriladi. Diyani olgandan keyin ukasini qatl qilgan, bilmasdan qatl qilgan musulmonni o'ldiradi-da Makkaga qochib ketgan bo'ladi. Payg'ambarimiz buni ham qonuni halol qildi. Abu Quhofa, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning otasi. U kishini hatto bir qari edi. Soch soqoli oqarib ketgan edi. Ikki ko'zi ko'rmas edi. Hali musulmon qo'shini Makkaga kirib kelmasdan turib, bir qizchasi bilan balandlikka chiqib turib Kıssadan bo'layotgan narsalarni so'rab turdi. Nimani ko'ryapsan? Qizcha aytdi, uzoqdan odamlarni to'planganini, odamlarni qorasini ko'ryapman. Abu Quhofa bu qo'shin dedi. Yana nimani ko'rding? Qizcha aytdi, ular bo'linishdi dedi. Ha, bular attallarga bo'lindi dedi. Yana nimani ko'ryapsan? Ular harakatga kelishdi dedi.
Ha, ular jilibdi ondan. Endi yetib kelmasdan avval tezroq uyimizga borib olay dedilar, uyiga shoshib qoldi. Lekin qari oqsoqol bo'lganligidan hali musulmon qo'shini yetib kelmasdan turib uyiga yetib boramadi. Musulmonlar uni tutib olishdi. Makkada kim ushlansa, unga omonlik yo'q edi. Abu Bakr otasi. U kishini Abu Bakrni oldiga olib kelishdi. Otasini islomga kirishiga ko'ndirib, Rasulullohni oldiga olib bordi. Ya Rasululloh, bu kishi meni otam. Uni asir olishibdi. Otam islomni qabul qilmoqchi edi. Rasulullohni oldiga talab qildi otasini. Rasululloh aytdilar: "Rauf Rahim bo'lgan Rasululloh nima dedi? Ey Abu Bakr, yoshi ulug' kishini qiynab qo'yasizlar, meni oldimga olib keldi. Agar aytganinglarda men o'zim borar edim." Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning hurmatida. Abu Bakr aytdi: "Ya Rasululloh, otam sizni oldingizga kelishi to'g'riroq" dedi. Abu Quhofa Rasulullohning qo'lida islomga keldi. Shu bilan Abu Bakrga yana bir sharaf berildi. Bu sharaf hech qaysi bir sahobada topilmaydi. Abu Quhofa sahoba. Abu Bakr sahoba. Abu Bakrning o'g'li sahoba. Abu Bakrning nabirasi sahoba. Bir urug'dan 4 avlodni sahoba bo'lishligi faqat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga berildi. Boshqa hech qaysi sahobani mana shu manzilatga ko'tarilganligi aytilmagan. Bu sharaf faqatgina Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga berildi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.